Merhaba, ben Orkun. Konumuz, ürün seçimi yaparken kastü izolasyon mu tercih edeceksiniz yoksa sentetik izolasyon mu? Evet, bu aslında çok eski bir konu değil. Nispeten yeni bir konu. Çünkü sentetik izolasyon malzemelerin gelişimine bağlı bir konu. 20 yıl, 30 yıl, 40 yıl gerisine gittiğinizde izolasyon malzemesinin neredeyse tamamı doğal olan kas tüyüyle yapılıyor. Doğacılar ve çevrecilerin kas tüyüne karşı çeşitli kampanyaları da var. Belki ondan da haberdarsınızdır. Ama şunu söyleyebilirim bir tek, ben de doğacı ve çevreci bir insan olarak her konuda kendilerini destekliyorum. Buradaki tek fark nispeten en azından hayvanın öldürülmüyor olması, tüylerinin yolunup ondan sonra tekrar tüylerinin çıkmasına bırakılıyor olması şeklinde. Ama bir yandan da bu belki de 100 yıldır, belki daha uzundur, tam tarihini bilemiyorum, kas tüyünü insanlığın ne kadardır kullandığını ısınmak için. Fakat kas tüyü ısıtıcı özelliklerinden dolayı ve hafifliğinden dolayı çok uzun yıllardır çok soğuk şartlarda kullanılan bir numaralı ısıtıcı katmanımız. Teknolojinin gelişmesiyle bu çevreciler için süper bir haber. Kas tüyüne muadil 3M gibi firmaların, Thinsulate gibi firmaların veya Primaloft gibi firmaların geliştirdikleri kas tüyü özelliklerinde veya yakın diyelim sentetik ısıtıcı katmanlarımız var artık. Masada gördüğünüz turuncu ceketimiz gibi. Şimdi tabii burada birebir aynı şeyden, elma elmadan bahsetmiyoruz. Amaçlarımız aynı. İkisinde de ısırarak yiyoruz. Fakat biri elma, biri armut. İki aynı şey değiller. Şimdi o elma ile armutun farklarından biraz bahsedeceğim size. Artıları ne, eksileri ne, siz tercihinizi neye göre yapacaksınız? Bir kere en baştan başlamamız gerekirse, fiyatla başlayalım. Kas tüyü sentetikten her zaman daha pahalı olacaktır. Eğer kas tüyü ile sentetik aynı olursa, genelde insanların çok büyük bir bölümü kas tüyünü tercih ediyor. Birinci en büyük farkımız sentetiğin bir kere kas tüyünün ucuz olması. İkinci farkımız, bu sentetiğin avantajı diyebiliriz. İkinci farkımız ömrü, ürünün ömrü. Kas tüyü çok daha uzun ömürlü bir ürün. Hatta ve hatta kas tüyü bir cekete doğru bakarsanız ömür boyu kullanabilirsiniz diyebiliriz. Yani özelliklerini kaybetmiyor. Doğal olduğu için içindeki tüy 50 yıl, 60 yıl, 100 yıl neyse artık bunun ömrü, özelliklerini kaybetmeden hayatına aynı şekilde, aynı performansı devam ediyor. Fakat sentetikte durum öyle değil. Sentetik özelliklerini, sentetik bir materyal, insan yapımı olduğu için belli bir süre sonra yavaş yavaş kaybetmeye başlıyor. Tabii bu konuştuğumuz öyle 2 yıl, 3 yıl değil. Burada daha uzun sürelerden bahsediyoruz. Bunun da konulmuş böyle bir bilgi, böyle bir data yok. Ama işte 3 yıl, 5 yıl, 10 yıl gibi süreçlerde o özelliklerini kaybedebiliyor. Diğer ikisi arasındaki en önemli farklardan biri, ki snowboardçu kayakçıların en çok tartıştıkları şeylerden bir tanesidir bu. Kas tüyü eğer waterproof bir ceket değilse, ki çoğu değil, bakın burada insanlar yanılabiliyorlar. Kas tüyü bir ceketin en büyük özelliği sizi sıcak tutmaktır. Özelliği demeyelim, görevi sizi sıcak tutmaktır. Bunu tasarlayan markalar, mesela bu ceket Salomon, bu ceket Quicksilver, ikisinin de su geçirmezlik özelliği yok. Yani bu ceketleri giydiğiniz zaman yağmurda veya bir karda son derece ıslanabilirsiniz. Bu iki ceketin özelliği ısıtıcı olmalı. Warmer diye geçiyor bu ürünler. Sizi ısıtmaları. Eğer bir kas tüyü suya maruz kalırsa, mesela bu ceketle ıslakta çıktınız, su iticiliği var ama bir yere kadar, kas tüyü ıslandığı zaman çok daha zor kuruyor ve ondan sonra kendi normal hale dönmesi de biraz daha uzun bir süreç alıyor. Ama sentetik herhangi bir şekilde ıslandığı zaman çok daha çabuk kuruyor ve sudan da pek bir zarar görmüyor. Çok daha çabuk normal haline dönüyor. Kurutuyorsunuz ve üstünüze tekrar giyiyorsunuz. Bu da yine kas tüyünün handikapı, biraz daha sorunu diyebiliriz kas tüyü tarafını. Diğer konularımızdan bir tanesi, kas tüyü paketlendiği zaman, yani bu ceketi çok minik, şöyle elim kadar bir balya haline getirebiliyorsunuz. Sırt çantanıza atabiliyorsunuz. Esneme özelliği kas tüyünün, bıraktığınız zaman genişliyor ve içine hava doluyor. Zaten o şekilde sıcak tutuyor. Kas tüyü çok daha fazla sıkıştırılabilir bir ürün sentetiğe göre. Sentetikte de bunu yapmaya çalışıyorlar ama henüz kas tüyünün seviyesine ulaşabilmiş değiller.
Kas tüyünün de tabii bunu kıyaslarken, şimdi sentetikte biraz daha standartlar oturmuş durumda ama kas tüyü dediğiniz zaman aslında onunla ilgili ayrı bir video yapacağız. Çok geniş bir dünyadan bahsediyoruz. Kas tüyü var, kas tüyü var. İçine konulan kas tüyünün miktarı var. O kas tüyünün doldurma gücü var. Burada mesela 700'lük gördüğünüz şu ceket, 700'lük burada üzerinde belirtiliyor. Yani 700 doldurma gücü demek bu. Onun da ne olduğundan başka bir videoda bahsedeceğiz. 700'lük bir ceketle sentetiği kıyaslıyoruz. Ama ısıtmaya geldiğimizde ana özelliğimiz, yani ana burada konuşmamızın sebebi, vücudumuzun sıcak kalması anlamında, kas tüyü hala sentetiğe karşı her zaman daha avantajlı. Kas tüyü hala vücudumuzu en sıcak tutacak ürün kategorisinde, teknoloji de diyemeyiz buna çünkü doğal bir üründen bahsediyoruz. Bir numarada oturuyor. Teknoloji olarak bizim yaptığımız ürünler hala kas tüyünün bir tık gerisinde ama şu gün hakikaten çok geçerli, çok önemli alternatifler var. Bu bilgiler ışığında artık karar vermek size kalıyor. Kas tüyünü ister bir iç ceket, ısıtıcı ceket olarak kullanabilirsiniz. İster eldivende, yine aynı bu elyaflardan da bahsediyorum. Yani sentetik veya kas tüyü seçiminizde, ister eldiveninizde, ister iç ceketinizde, isterse dış kabuğu olan, su geçirmeyen bir ceket tercihinizde de kullanabilirsiniz. Kas tüyü mü, sentetik mi kararını siz vereceksiniz. Başka videolarda görüşmek üzere.